sefer vurdum tekmeyi, ayrıldım Bükeycan'dan. Oh be! Ya zaten isminde hayır yok. Bundan sonra serseri çocuklarla işim olmaz. Ya şöyle biriniz de ekmeğinizin peşinde olun be. Yani biriniz de aile sevgisinden nasibinizi almış olun ya. Ay sorma vallahi ya, sorma. Sen beni biliyorsun. Yıllardır evlenecek adam arıyorum. Bir tane çıkmadı karşıma ya. Sürekli karşıma, boş bize gidelim mi diye çocuklar çıkıyor. Ay delireceğim, bu nasıl bir kader ya? Vallahi ya şöyle doğru düzgün bir adam bulduğum an alacağım karşıma. Anam anan olsun mu yiğidim diyeceğim, konuyu kapatacağım. Ya kanka çok bir şey istemiyorum. Yani şöyle eli yüzü düzgün, işine gücüne bağlı, yakışıklı, güvenilir, ailesine düşkün, tatlış bir adam istiyorum. Hepsi bu. Wow. Kanka, senin Mars'ta su bulma ihtimalin böyle bir adam bulma ihtimalinden daha fazla, biliyorsun değil mi? Evet. Yani. Oha! Burcu, çocuğa bak çok yakışıklı ya. Wow, gerçekten çok yakışıklı. Ama neyse boş ver ya. Kesin işsiz güçsüzdür bu. Kesin. Ay çok gördük böyle tipleri be. Sami bak, ben bu şirketin CEO'suyum, anlıyor musun? Şu ihale teklifini bir an önce ayarlayın, o kadar. Oha kızım, adam CEO'ymuş. Ama bu kariyerle, bu yakışıklılıkla bunu çoktan kapmışlardı be. Bak Sami. Ben bu ihaleye hazırlandığım kadar sevgili bulmaya hazırlansaydım, şimdiye bekar olmazdım. Bekarmış. Allah Allah. Aman kızım, kesin kalpsizdir bu ya. Derdi güdü iştir bunun kesin. Sami bak, bu ihaleden kazanacağım paranın yarısını kimsesiz çocuklara vermeyecek olsaydım, inan ki yani üstünde durmazdım. Allah'ım sana geliyorum. Var ya bir de eğer ailesine düşkün bir adamsa yarın belediyeyi arayıp nikah tarihi alıyorum ben. Ben aileme düşkün biriyim Sami. Anladım, bunu niye söyledim bilmiyorum ama. Ay sanki duyuyor. Anladın mı? Tamam, şimdi kapat. Bana bak Burcu. Bu çocuğa yazarsan senin ağzını yırtarım, bu benimdir. Bana bak Çiçek, enişten hakkında doğru konuş. Vallahi 10 yıllık dostluğumuzu şu anda burada bitiririm ha. Selam. Aa, selam, merhaba. Merhabalar. Nesli ben. Nasılsınız? Sağ ol. Selam. Ben de Çiçek. Bu önemsiz de Burcu. Şey, biraz önce konuşmalarınızı duyduk da siz ne kadar da böyle ailenize düşkün, iyi, yakışıklı ve bekar birisiniz. Çok teşekkürler. Utandırıyorsunuz beni yani. Yok canım. Utanmayın. Gerçekler bunlar yani. Ama böyle şahane bir erkeğin hani ufacık da olsa biraz defosu olmaz mı diye insan da biraz düşünüyor yani. Mesut! Yavrum! Çocuğum, bir Yağmur, bir sen. Taksi bulamadım biliyor musun? Ondan geç geldim anneciğim. Annesinin cücüşü! Nerede kaldın sen ya? İşte, çocuk dedim ya sana vallahi taksi bulamadım ya. Gel göpeyim. Gel. Kurban olsun ona. Ya özledim vallahi ya. Buradan da öp. Bak kıskanıyorsun onu. Kanka defosu belli oldu. Ana kuzusu bu. Sus be. Ne defosu? Sus. Merhaba. Ben Çiçek. Siz niye bara geldiniz acaba? Mesut evde bir şeyini falan mı unuttu? Yok. Biz her cuma geliriz. Bara Mesut'a kız bakarız biliyor musun? Siz kız tablamaya her cuma bara annenizle mi geliyorsunuz? Ne var yani? Ben aileme düşkün biriyim. Hem annemin istemediği kızla ben flört etmem ki. Hayatta etmez. Çek şuradan. O kadar iyi yetiştirdim ki ben bunu size anlatamam. Saygılı, görgülü, her şeyi görmüş geçirmiş böyle bir çocuk biliyor musun? Ben yetiştirdim onu. Bravo. İltifat ettin mi kızlara? Etmedim ya. Niye etmiyorsun çocuk? Evde böyle mi çalıştık biz? Ha? Bak şu fena değil, şu çıtırı tavolanı beğendim ben. Ona iltifat et. Kızlar, bakın şu içme kızım. Mesut şimdi şey yapacak size, iltifat edecek. İyi dinle çocuğumu, iyi dinle. Çiçek. Bizim gerçekten çok, çok iyi ya. Yani Allah özene bözene yaratmış gerçekten. Ah, annem nasıldı? Harikaydı. Süper bindi. Koçum benim, tam öğrettiğim gibi biliyor musun? Tam yani. Zaten buna da düşmeyecek kız, bilmiyorum yani. Allah'ım şu an şaşırmakla böyle tiksinmek arası bir duyguda gidip geliyorum ya.
senelerdir bana hiç kimse iltifat etmemişti. Teşekkür ederim Mesut. Sen de çok yakışıklısın. Ah, çok teşekkürler, sağ ol ya. Kız ne dedi, gördün mü? Beni ter bastı, ben üstümü çıkartacağım. Aç, hadi çıkartacağım. Ya çıkartacağım üstümü. Şey, dur bakayım. Oo, nasıl terlemiş bu böyle ya? Çıkarmıyorsun üstünü anneciğim, sonra bak üşütüyorsun. Ya bana ne ya, çıkartacağım üstümü. Mesut dedim! Dedim ben sana! Çıkartıyorsun bunu üstüne! Bohçacı Necla nerede? Bohçacı Necla, bohçacı Necla'ya geri veririm seni. Koyarım bohçasına götürüveririm seni Necla. Tamam ya, tamam. Oldu madem. Biz de zaten acelimiz vardı, gitmek zorundaydık. Hadi çiçekçim, gel gidelim. Ya Burcu, sen istiyorsan git. Ama ben kalıp Mesut'u tanımak istiyorum. Aferin. O kadar doğru bir karar. Değil mi? Ben olsa ben de kalır tanımak isterdim. Çocuk, biz çok paralıyız. Her şeyi gördük, geçirdik. Allah şükür yurt dışında okuduk. Spor yapıyoruz. Body'ye gidiyoruz. Göster kaslarımızı. Kaslarımız nasıl? Harika. Çok iyi bir şirkette CEO'yuz ve çok da iyi kazanır. Ne kadar kazanıyoruz annesinin cücüşü? Bu kadar. O kadar kazanıyoruz. Bu kadar kazanıyoruz. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesut çok da güzel dans eder, biliyor musunuz? Dansını gösterdi mi? Göstermedim. Göstermedim. Annesinin cücüşü! Göstersin bakayım hadi. Hadi göstersin. Mesut bak neler yaptın, hangi kurslara gittin, anlat bakayım. Biraz öv kendini. Ben dansçıyım, biliyor musun? Dansçı. Annem beni birçok kursa yolladı. Birçok kursa yolladım. Yani 5 tane yabancı dil biliyorum. 5 yabancı dil ne demektir? Aynı zamanda iyi piyano çalıyorum. Çalar. Ne bileyim, böyle boş zamanda sana piyano çalmak isterim. Ne dersin? Yani çok romantikmiş. Olur. Tabii. Bu ara ayrıca böyle hip hopla falan ilgileniyorum. Yani sana bir iki figür gösterebilirim. Hip hopla ilgileniyorsan bir iki figür göstersin. Ya demiş sus! Bir sus ya, susmadın. Sinir oldum ya. Göstermiyorum hiçbir şey. Sen paranı verdin! Sen paranı verdin! Yemin ediyorum bu çocuk sizi görünce şımardı. Vallahi şımardı bu. Oyna bakayım, ben ritim tutacağım şimdi. Ha! O! Hadi! Hop! Hop! Dertene, dertene! Bana bak, bak. Sen bu bukiye candan ayrıldın, sende travma oldu ya. Bu ana-oğul ilişkisi bende travma yaptı kızım. Ya bu nasıl bir şey ya? Bir anne oğulla böyle bir şey nasıl yaşar? Ben gerçekten anlıyorum. Sen bunu anlıyor musun? Yani anlamıyorum ama bir şekilde... Hınkır! Bakayım, güzel. Ben gerçekten abartmamışım. Size kolay gelsin, ben kaçar. Ya Burcu... tamam peki. Burcu gitti ama ben kalmaya karar verdim. Yani sonuçta kökünde sevgi var, değil mi? Yani tabii, söylediğin çok doğru. Bizim aramızdaki ilişki saf bir sevgi. Bundan ne gibi kötülük olabilir ki? Anne, acıktım ben. Oh, kurban olsun, hemen gel. Hı. Annesinin cücüşü! Yarın da buna mama mı giydin hiç? Annesi gibi bugün şuraya hemen sofra kurayım. Gel. Gel. Gel benim canım. Aha. Aman da ne güzel şeyler yapmış Mesut'un annesi. Ya o ne ya? Ben brokoli falan yemem. Köfte patates istiyorum ben. Köfte patates mi? Daha dün akşam yedin. Sen o zaman bu sebzeyi, vitamini nereden alacaksın acaba? Yiyeceksin brokoli. Çiçek! Sen brokoli yemeyen bir adamla evlenmek ister misin yavrum? Aa, istemem. İstemem de. İstemem, ye brokolini. Ye brokolini. Uçak geliyor. Ya. Daha pis, dün yedin ya. Çiçek, kız şuna. Ye bakayım brokolini. Bak, mamanı yemezsen iğne yaparım sana. Çabuk ye. Çabuk bitir onu. Çabuk bir de... Allah, ben neler yapıyorum? Ben neler söylüyorum böyle? Yok, yok, bu böyle olmaz. Ben bu şekilde yapamam. Mutlaka bir yerlerde benim için doğru bir adam vardır. Yani ne bileyim, belki de bu adamdır. Selam. Hey bebeksi, dekolten çok hoş. Benim de ev boş. Bana 50 lira taksi parası verirsen bize gidelim, ne dersin? Bir bitmediniz derim. Yürü gitme. Okey. Hey bebeksi, dekolten çok hoş. Benim de ev boş. Bir şey soracağım. Sana niye hep bu roller geliyor? Hiç bilmiyorum. Üst üste bugün geldi. Ay, hiç düşündüm. Kendimi çok kötü hissediyorum. Şimdi çık, düşün artık. Evet, düşünüyorum. Hey bebeksi.
ders de almıyor ya. Yok, ben bu hayata geri dönmek istemiyorum ya. Hayır, bu hayata geri dönmek... Mesut! Sevgilim olur musun? Yani ne var anneni seviyorsan? Demek ki sevmeyi bilen bir adamsın. Ben de senden iyi kaynana mı bulacağım be? Oley! Bak, buna çok sevindim. Evet. Bak, harika bir çift olacağız. Siz annemle evliliğin detaylarını konuşun, tamam mı? Tamam. Ben şimdi tuvalete gidiyorum, geliyorum hemen. Peki. Nasıl sevindim biliyor musun Çiçekciğim? Vallahi. Hep senin gibi bir gelinim olsun isterdim. Ya Rabbi şükür. Senden önceki de fena değildi ama konuşuyoruz, ediyoruz. Dedim yatak odası takımı alınırken oraya da bir çekyat koyalım. Yatak odanızda benim için bir çekyat bulunmak zorunda. Çünkü Mesut gece terliyor biliyor musun? Kalkıp onun sırtına havlu koymam gerek. Yok efendim öyle şey olur muymuş? Oğlum niye olmazdı? Bitti. Gitti yani, kız gitti. Çekyat. Çekyat. Bizim yatak odamıza. Tabii. sizin oğlunuzla hastalıklı bir sınır çizme probleminiz var. Ben istemiyorum. Benim. Hı-hı. Neymiş o sınır? Söyle bakayım, bir örnek ver. Anne, bitti. Anneciğim, küçük muslu aç. Taharet muslu, geliyorum. Bekle, geleceğim. Hemen geleceğim. Tabii, tabii. Hemen, kız hemen. Tabii, tabii. Tabii, tabii. Bükeycan! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımız.